Ben gittim doktora, benim doktorum Serdar Eren. Ay Serdar Bey dedi ki yapma Allah aşkına dedi, olmuyorsun sen dedi. Kandırıyorsun mu geliyorsun ya. Çabuk dedim, olacağım dedim. Dedi ki 15 gün sonra dedi. Dedi ki mamografini 15 gün sonra çektirirsin. Hayır, bugün dedim. İndim çektirdim, bu çıktı yani buradaki kitle. Sonra haberi aldınız tabii. Haberi aldığımda hastanenin kapısına gittim. İlk kimle paylaştınız Nur abla? Anneme gitmek istedim. Annem Ulus Mezarlığı'nda Allah yatıyor. rahmet eylesin. Anneme gitmek istedim yani. Hastanenin kapısında ben ağlıyordum. Herkes bana bakıyordu. Beni içeri almak istediler. Yok dedim. İlk kız kardeşime haber veremedim ben kendim. Benim çok yakın arkadaşım var. Üst katta hem komşum hem arkadaşım. Buradan sevgiler Zişan. Ona haber verdim. O aileme haber vermiş. Kardeşim geldi hastaneye. Tabii adı kötüydü onun yani. Oran kavrayamadım ama annemin yanına gitmek istedim. Anneme anlatmak istedim. Kin tutamam. Mesela çok kızarım. Bir şey beni çok gücendirir. Kırılırım, gücenirim. Onunla hiçbir zaman... Sonra bir süre Yumuşar olur. mısınız? Sonra yumuşarım böyle. Ya işte dili sürttü söyledi. Ben komplo teorilerine karşıyım. Sinirlenip de bana bir şey söylemiş arkamdan. Ona Onu bozulma diyorsunuz yani. affedebilirim. O kızgınlığım geçebilir ama kurgu yapıp bana ikiyüzlülük yapıp bana yılanlık yapıp maske takarsa onu Affı yok mu? affedemiyorum. Bıraktınız mı Evet, çok yoruldum. Neden? Zaten ameliyattan hemen sonra başlamıştım. Çok doktoruma da sormuştum. Çok yorulma ama uykusuz kalma. Ama sana iyi gelir dedi. Psikoloğuma da sordum. Sonra tabii kaçıncı hafta unuttum. 4 ayı geçtik galiba. Yorulmaya başladım. O Da. İvana olayı aslında o kadar küçücük bir olaydı ki yani o bizim şey günlerinle ilgiliydi. Çekim. Çekim günlerine ilgili. İvana da haklı. Onun da bir çocuğu var. Cumartesi pazarı var. Benim de bir atölyem var. Bana da hafta sonu. Sonra biz anlaşmıştık. Dedik ki tamam bir hafta senin olsun. Bir hafta ben idare ederiz. Hani o öyle kavga denilince kalsak size böyle bir kavga değil.